Merhabalar değerli dostlar. Bu videomuzda bağlamada bir seviyeye gelmiş. Daha artık profesyonel icra etmek isteyenler için hazırladığımız bir video. Bu videomuzda ne var? Bu videomuzda tavırlar var. Zeybek tavrıyla başlayacağız bu videoda. Ben Kütahyalıyım. Onun için de Zeybek tavrıyla başlamak istedim, yöremle. Zeybek tavrının 4 bölümü var arkadaşlar. Birincisine temel. 4 bölümden oluşuyor. Birincisine temel tavır diyoruz. Aslında başına ve sonuna hep böyle yön hareketleri gelecek. Onun için temel zeybek tavrını çok iyi atmamız gerekiyor. Onun için de şimdi daha rahat hem duyabilmeniz hem görebilmeniz için iki kamerayla başladım. Önemli olan şey tezenelimiz. Eğer video ile beraber benimle beraber çalışmak istiyorsanız alt telimi do'ya çektim. Yani akort cihazıyla C harfine çektim. Daha böyle işte video ile beraber aynısını yapmam gerekiyor gibi giderseniz hani daha kaçırmadan gidersiniz. Buradaki yönler ve vurgular, aksaklıklar çok önemli tavırda. Şimdi geleyim. Temel tavır nedir? Temel zeybek tavrında 4 tane hareketimiz var arkadaşlar. Noktalı 8'liğimiz var. 2 tane 64'lüğümüz var. 1 tane 32'lik notam var. 4 hareket peki nasıl? İlk hareketim noktalı 8'lik olan yukarıdan aşağıya bütün tellere vurarak gerçekleşiyor. 64'lük 2 tane notamda da bir en alt telde yukarıya aşağıya ve en sonda 32'lik notamda da yukarıya doğru çekiyorum. Yani la 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 la. Şimdi tellerimi tutarak yapıyorum. Daha da anlaşılır olsun diye. Bütün telleri ilk başta bir daha tekrar ediyorum. Aşağıya doğru vurdum. İki tane 64'lük notama biri yukarıya, biri aşağıya en alt telde. Ve en son 32'lik notama hepsini yukarı kaldırarak yaptım. La karar sesimi tutuyorum uzun sapta. Şimdi olması gereken hani türkülerde genelde duyduğunuz, genelde diyorum çünkü türküden türküye değişiyor arkadaşlar hızları. Genelde duyduğunuz hızlanıyor ya da yavaşlıyor. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Zeybek'in özelliği dediğim gibi biraz da yöremizin zeybek olması anlamıyla İlk tartım, ilk vuruşu biraz aksatarak gelirseniz daha tatlı duyulacaktır. Tabii bu türküyü çalarken gerçekleşecek. Eliniz alışana kadar ağırdan alabilirsiniz. Biraz daha hızlandırayım, yön vereyim. Bununla ilgili egzersiz ne yapabilirsiniz? Oturduğunda si la si do si do re re mi la'ya kadar gidebiliriz. Si bemol 2 kullanarak. Tekrar aşağı pesleşebiliriz aynı hareketlerle. La, sol, la, sol, sol, fa, mi, re, re, do, sol, si, la, la. Sanki bir türkü çalıyormuş gibi yaparsanız biraz da aslında sizi heveslendirecektir.
egzersizi devamlı tekrar edebilirsiniz. İkinci seçenek, yani zeybek tavrında ikinci bölümde de başta aynı hareket oluyor. Sonda bir daha yukarı çekiyoruz. Yani la 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 la. Burada nasıl oluyor? Yine bu sefer noktalık 16'lık geliyor. 2 tane 64'lüğüm geliyor ve 2 tane 16'lık notam geliyor. Yani ilk başta bu sefer 5 hareketimiz var. Baştakinden biraz daha hızlı gibi duyuluyor. Çünkü başındaki bu sefer noktalı 8'lik değil, noktalı 16'lık şeklinde gelecek. 2 tane 64'lüğüm gelecek. 2 tane de 32'lik notam gelecek. Yönlerin baştakiyle temelli aynı. Yani biz yine bunu yapmıştık birinci bölümde. İkincisinde şunu ekliyoruz. Yani sonunu sadece bütün telleri yukarı çekmekle ikinci zeybek tavrını halletmiş oluyorum ikinci seçeneğe. Egzersizi aynı kullanabilirsiniz. Si la si si do si do do re 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 mi re mi mi fa 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 sonuna aynı notayı tekrar edelim. Üçüncüde ne var? Üçüncüde 6 tane notam var. Başına ve sonuna ekleyeceğiz. Yani ikinci bölümün başına bir tane aşağıya vuruş ekleyeceğiz ve tartımı halletmiş olacağız. Burada yine 16'lık notam, 32'lik notam, 2 tane 64'lük notam ve 2 tane 16'lık notam olacak. Burada da la 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 la, yani başa bu sefer bir daha ekledim. Hepsi aşağıya. Tekrar hepsi aşağıya. Burada zeybek tavrı gibi düşünün. Yani temel olarak düşünün. En sonunda da iki tane ekledim. Bir daha baştan sona yaparsam egzersizini aynı kullanabilirsiniz. Zeybek tavrında o temel tartımı birinci ilk baş videonun başlarındaki hareketi yaparsanız tamamen bunlarda hiç zorlanmayacaksınız. Yani zeybek tavrının dördüncü son bölümünü. Burada da 7 tane notamız var. 7 tane notamızdan 3 tanesi 32'lik, 2 tanesi 64'lük ve son 2 tanesi 16'lık nota tartım. Burada da baştaki 3 tane notama aşağıya, yukarıya, aşağıya yapıyorum. Sonra zeybek tavrını, yani birinci temel tavrı yapıyorum. Ve en sonunda aynı ikinci tavırda olduğu gibi, ikinci bölümde olduğu gibi yukarıya doğru çekiyorum. Yani eklenen sadece bitiriyorum. (Gülüyor)
tavrını 4 bölümünde bu videoda vermiş olduk. Bu videodan sonra bir tane zevk parçası çalacağım. Ve orada notalarla beraber belirteceğim. Yani sayfayı ikiye ayırmayı düşünüyorum. Ayrıca notaları da YouTube üzerine tabii ki alışıyorum. Üzerine koymaya çalışacağım. Tıkladığınızda o videoyla beraber notasını da elde etmiş olacaksınız. Zeybek tavrıyla başladık. Tabii ki bakın türkü çalmak, egzersiz yapmak ya da enstrümanı ilerletmek değildir. Biz enstrümanı ilerletmek için egzersizler yaparız. Hızlandırma egzersizleri, tavır egzersizleri, ısınmam gerekiyor. Direkt zeybek tavrıyla başlamayın. Birkaç egzersiz videosu koyacağım. O egzersizleri yaparak parmaklarınızı, bileğinizi ısıtırsınız ve aynı zamanda çalışmaya hazır hale gelirsiniz. Bir de tabii ki kanalı takip edenler, tabii ki Kütahyalılar var. Bir Ferace türküsünün başını çalmak isterim zeybek tavrıyla. Sadece başlangıç kısmında Ferace'nin ucu sırma diye aratırsanız YouTube'dan dinleme şansınız da var. Ben bunu R karardan çalacağım. Biraz daha farklı gelsin. Hem de bir dinleti olsun videoyu kapatmadan önce. Ferace'nin ucu sırma türküsü. Yöre Kütahya. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Müzik dolu haftalar dilerim. Görüşmek üzere.